Ashab-ı kiram, yani onun etrafındakiler, Allah onlardan razı olsun, ilk nesil, bu konuştuğu şeyleri hatıralarına kazıdılar. Bir iki istisna dışında not defterlerine filan gün şurada şunu söyledi diye bir not yazmadılar. Çok az, iki üç sahabinin özel bir not tuttuğu olabilir. O da zaten on binlerce sözden ya üç tanedir ya on tanedir. Ashab-ı kiram hafızalarına yazdılar. Özellikle ashab-ı kiramın zeki olanları, kültürü geniş olanları bunu daha önce yaptılar. Ancak bütün sahabiler daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu duymuştum ben diye ders vermediler. Neden? Kimisi gelip üç gün Müslümanlık gördü, dördüncü gün bir görevle bir yere gitti, bir daha göremedi. Herkesin ezber tutma ve ezberini yayma gayreti olacak kapasitesi yoktu. Hepsi kendisini Müslüman, Müslümanlığı yaymaya çalışan kimseler gördüler ama sahabilerin hepsi hocalık yapacak nitelikte değildiler. Nasıl şimdiki toplumda e, mesela bir İmam Hatip Lisesi'nde bin talebe okuyor, onlardan üç tanesi bilemedin, on tanesi alim adayı olarak veya yazar çizer olarak ortaya çıkıyor. Kaçı yazar oluyor onların? Her okuyan yazar olmuyor. Her okuyan alim olmuyor. Her sahabi sahabidir. Allah'ın razı olduğu kuldur. Sahabi olarak öldüğü için. Ama her sahabi alim değildir. İbni Hazm e, el-Endülüs dediğimiz, yani meşhur zahiri mezhebin imamı, ashab-ı kiramdan hadis rivayet etmiş alimlerini toplamış. Yani bu kitapta hangi sahabi kaç hadis rivayet etti bunu toplamış. Hicretin 5. asrında. Elinde bilgisayar yok, anketör değil. Ama toplamış. Allah ondan razı olsun. Ee, bu kitabın üzerine daha sonra çalışmalar yapılmış. Acaba eksik bırakılmış mıdır diye. Toplam 990 kadar sahabinin adı çıkıyor. 120 bin sahabi olduğunu kabul ediyoruz. Bu rakam 3 aşağı 10 yukarı olabilir. Ama veda hutbesi dikkate alınarak sahabi istatistiği yapılıyor. 120 bin sahabi olduğu düşünülüyor. 120 bin sahabiden Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem diyen 990 kadar bazı tereddütlü sahabi midir, tabi midir diye tereddüt edilen birkaç kişiyle beraber 1050'yi bulmuyor bu rakam. Yani sahabenin Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem diyeni yüzde bir civarındadır. Yüz sahabiden birine bu şeref nail olmuş. Asma esma'u sahabeti ruat isimli e, kitabında İbni Hazm bunları toplamış. Daha sonra Zehebi gibi İbni Salah gibi alimler de bunu tetkik etmişler. Yani bu e, İbn İbni Hazm'in bu istatistiği ciddi bir rakam. Buradan nereye çıkıyor? 120 bin kişi veda hutbesini dinledi. Bu 120 bin kişi de bellihu anni ve lev ayeten. Bir ayet bile olsa benden muhakkak götürün. Yani hepiniz hoca olun diye talimatı veda hutbesinde açık seçik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen peygamber adına konuşma meselesi bin sahabeye anca nasip olmuş. Yüzde bir bu rakam. Yüzde bir. Bu neyi gösteriyor? Ulu orta hikaye anlatır gibi, yatarken çocuklara masal anlatır gibi ashab-ı kiram dünyaya yayılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yayma iddiasında olmadılar. Böyle bir şey yok. Bir uzmanlık oldu bu. Bir uzmanlık oldu. Nitekim bu bin kişinin de 800 taneden fazlası birer hadis rivayet etmişler. Bir, iki hadis, üç hadis en fazla. Bu elimizdeki binlerce hadis bir yüz sahabiye aittir. Şöyle Ebu Hureyre radıyallahu anh beş bin hadis, öbürü yani Ayşe anamız iki bin, İbni Mesud o civarda, gülliyetli miktarda hadisler Ebu Hureyre, e, ee, Aişe, Ebu hudri Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr gibi genç sahabiler radıyallahu anhum cemiyan onlara ait. Bu ikinci noktada şunu vurguluyorum. Ashab-ı kiram bir kültür yayar gibi değil, bir uzmanlık alanını doldurur gibi hadis taşıdılar. Ve bunu yaparken de Allah'ın onları seçtiğini anlayarak yaptılar. Ebu Hureyre radıyallahu an iki buçuk sene kadar bir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kaldı. Beş binden fazla sözünü Peygamber aleyhisselamın nakletti. Şimdi insan düşünür ki bu iki buçuk senede beş bin sözü nasıl taşıdın sen İslamiyet'i kendin yeni öğreniyorsun daha. Düşünür. Bunu kafir araştırmacılar böyle söylüyorlar da zaten. Onların e, harkına su taşıyanlar da bunu naklediyorlar. Fakat bir şeyi bilmiyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu an, 2000 ve 5000 küsür hadisi şerifi bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadı. Çoğu sahabe duymadı zaten. Ama ashab-ı kiramın biri hepsi statüsündedir. Ebu Hureyre radıyallahu an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da hadisi öğrenmeye devam etti. Gitti Ayşe anamızın hadislerini topladı. Gitti İbni Mesud'un hadislerini topladı. Ömer'in yanında oturdu, onun hadislerini topladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh uzman hadisçidir. Bir doktora sen bütün bilgilerini hep tıp fakültesinde öğrendin dense o da evet dese yanlıştır bu bilgi tıp fakültesinde öğrendiklerinin belki yüz katını daha sonra muayene ettiği, ameliyat ettiği hastalar üstünde öğrenmiştir. Tıp fakültesinde temelini almıştır bunun. Ebu Hureyre örneğini sadece konuşacak olsak bile, Ebu Hureyre radıyallahu an çoğu hadisi i şerifin, yani onun rivayet ettiği çoğu hadis şerifin, sağdan soldan diğer sahabilerden duyulmuş olduğunun ortaya çıkmasında sakınca olmayan bir isimdir. Evet, hangi hadisi nereden öğrendiğini bilmiyoruz. Ama Ebu Hureyre muhtemet. Muhtemet isimlerden toplamıştır. Sahabenin kim olduğu önemli değildir artık. Kefili Allah olan kimselerdir bunlar. Yalan konuşmayacaklarına, ciddi tutacaklarına, ahirette hesabını vererek kelime kelime konuşacaklarına inanmış insanlar bunlar. Bizim gibi doktora tezi yapmaya çalışmamışlar. Ebu Hureyre'nin doktora tezi diye bir derdi yoktu. Dolayısıyla Ebu Hureyre acaba bunu yani tez bitirmek için mi yaptı diyemiyoruz. Muhtemet bir sahabe kadrosu var. Allah onlardan razı olsun.